Hocalara geldiniz, hoş geldiniz. Bugün tiyatro konusunun ikinci videosuyla karşınızdayız. Bakalım nasıl sorularımız varmış. Aşağıdaki ilklerden hangisi Tanzimat döneminde yaşanmamıştır? Batılı anlamda ilk tiyatro şair evlenmesi, arkadaşlar Tanzimat döneminde yaşanmıştır. Sahnelenen ilk tiyatro Vatan yahut Silistre'dir ve bu da Tanzimat döneminde. Bu da doğru. Dram türünde yazılan ilk eser Afife Anjelik. Arkadaşlar bu da doğru. Hece ile yazılan ilk tiyatro Nesteren. Bu da doğru. Yani bunların dördü de Tanzimat döneminin ilkleri arkadaşlar. İlk epik tiyatro Keşanlı Ali Destanı ise Cumhuriyet döneminin. O yüzden cevabımız Edirne. Buradaki eserlerin kimlere ait olduğunu bilerek söylemiyorum arkadaşlar. Buradaki eserlerin kimlere ait olduğuna bakın. Zaten birkaç tanesi daha önceki videolarımızda da geçmişti. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat dönemi tiyatrosunun özelliklerinden biri değildir? Tiyatro hem eğlence hem faydalı bir eğitim aracı olarak görülmüştür. Kesinlikle doğru. Özellikle de Tanzimat 1 için geçerli bu. Tiyatrolar 1. dönemde okunmak için, 2. dönemde oynanmak için yazılmıştır. Arkadaşlar buradaki durum tam tersi. Tiyatrolar 1. dönemde oynanmak için, 2. dönemde okunmak için yazılmıştır. Tanzimat'ın 1. döneminde tiyatro halkı aydınlatmak için, halkı eğitmek için kullanılan bir araçtı. O yüzden de oynaması daha çok olmuş. Yani daha çok oynanmış. Konuşamadık. Arkadaşlar yanlış olan şıkkımız bu. Ama diğerlerine de bakalım. Oyunlar diğer türlere göre daha sade bir dille yazılmıştır. Arkadaşlar doğru. Dediğimiz gibi çünkü buradaki amaç eğitim olduğu için daha sade. Eserler sahnelenme tekniği açısından çok da başarılı değildir. Bu da özellikle 2. dönemin durumu, özelliği. Eserler klasisizm ve romantizm etkisiyle kaleme alınmıştır. Arkadaşlar bu da kesinlikle doğru. Bakalım. Aşağıdakilerden hangisinde verilen bilgi doğrudur? Namık Kemal tiyatro ile ilgili düşüncelerini Celaleddin Harzemşah mukaddimesinde dile getirmiştir. Arkadaşlar bu bir doğru bir bilgi. Celaleddin Harzemşah oyununun ön sözünde tiyatro ile alakalı düşüncelerini dile getirmiş, yazmış. Tiyatroyu faydalı bir eğlence olarak nitelendiren sanatçı Ahmet Vefik Paşa'dır. Arkadaşlar bu nitelendirme Namık Kemal'e aittir. Bu Celaleddin Harzemşah mukaddimesinde bunu dile getirmiş. Abdülhak Hamit Tarhan'ın eserleri sahnelenmeye uygun değildir. Arkadaşlar bu bilgi kesinlikle doğru. Daha çok okunmak için yazmış Abdülhak Hamit Tarhan. Ahmet Mithat Efendi Bursa'da bir tiyatro binası yaptırarak tiyatroyu İstanbul dışına taşımıştır. Bursa'da tiyatro binası yaptıran kişi Ahmet Mithat Efendi değil, Ahmet Vefik Paşa'dır arkadaşlar. O yüzden 4 de yanlış oluyor. Cevabımız 1 ve 3. Yani Denizli. Devam edelim yine. Aşağıdakilerden hangisinde verilen bilgi Ayraç içinde verilen tiyatro yazarımızla ilgili değildir? Ele aldığı konuları üretkenliği, yetkinliği ve dili kullanma becerisiyle Türk tiyatrosunun Shakespeare'i kabul edilmektedir. Orhan Asena. Arkadaşlar kesinlikle doğru. Ülkemizde Kabare tiyatrosunun kuruluşuna öncülük ederek Zeki Alasya ve Metin Akpınar'la birlikte Deve Kuş Kabare tiyatrosunu kurmuştur Haldun Taner. Arkadaşlar bu bilgi de doğru ve Haldun Taner'le ilgili önemli bilgilerden birisi bu Deve Kuşu Kabare ve ilk öncüsü olması. İlk absürt tiyatro örneği olan Canlı Maymun Lokantası ile ödül almıştır Güngör Dilmen. Arkadaşlar doğru. Yurt dışında sahnelenen ilk Türk oyunu olan Paydos'ta kara borsacılık, satılan ürünlerde hilecilik katma konusunu işlemiştir Cevat Fehmi Başkut. Arkadaşlar bu da doğru bir bilgi. 1927'de Darül Bedai'nin başına geçerek Çağdaş Tiyatro'nun ülkemizde gelişmesi için çaba sarf etti Turan Oflazoğlu.
Burada da bir dizeyimiz olacak. Arkadaşlar bu kişi Turan Aflazoğlu değil. Bu kişi Muhsin Ertuğrul arkadaşlar. O yüzden cevabımız Edirne oldu. Aşağıdaki eser sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Orhan Asena, Tanrılar ve İnsanlar. Arkadaşlar doğru. Turan Oflazoğlu, Keziban. Bu da doğru. Refik Erduran, Tohum ve Toprak. Arkadaşlar Tohum ve Toprak, Refik Erduran'ın değil Orhan Asena'nın bir eseri. Onu da Cengiz Han'ın bisikleti, Refik Erduran'ı da Cengiz Han'ın bisikletiyle tanıyoruz. Haldun Taner, Fazilet Eczanesi. Doğru. Recep Bilginer, Sarı Naciye. Arkadaşlar bu da doğru. Cevabımız Ceyhan oldu. Bakalım. Gene önce bir soruya. Bu parçada söz edilen tiyatrocu aşağıdakilerden hangisidir? 7 Temmuz 1914'te girdiği sınavın ilk kelimesindeki Hamlet'ten bir parça ile Darül Bedai Tiyatro bölümünün kapılarını aralayan sanatçı, Halit Fahri'nin manzum olarak yazdığı Baykuş'u Darül Bedai'nin ilk yerli oyunu olarak sahneye koydu. 1922 sonuna dek Almanya'da filmler çeken sanatçı 1927'de Darül Bedai'nin başına getirildi. 1949'da devlet tiyatrolarının başına getirilen sanatçı 1951'e kadarki sürede Ahmet Kutsi Tecer, Oktay Rıfat, Turgut Özakman, Melih Cevdet Anday, Cevat Fehmi Başkut, Sabahattin Kudret Aksal, Nazım Kurşunlu gibi isimleri tiyatro yazmaya teşvik etti ve oyunlarını seyirciyle buluşturdu. 1958'de yaş haddinden emekli edildi. Arkadaşlar bu Darül Bedai'ye çok fazla katkısı olan kişi Muhsin Ertuğrul arkadaşlar. Cevabımız Edirne. Gene soruya bir bakalım. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki tiyatro yazarlarından hangisi getirilmelidir? Tiyatroların oynanmak için değil okunmak için yazan nokta nokta birçoğu egzotik ilginç yerler tiyatrolarının bir kısmını eski uygarlıklarla Eşber, Serdan Apal, Nazife, Tezer, Tarık, İbn Musa, İlhan, Tayflar Geçidi, Arziler, Ruhlar bir kısmını Orta Asya'yla Macera-i Aşk, Nesteren, Zeynep, Hakan bir kısmını da Hindistan ve İngiltere coğrafyasıyla Duhderi Hindu, Finten, Cunan-ı Aşk ile ilgili kaleme alır. İçli Kızla Namık Kemal'in zavallı çocuğuna gönderme yapan yazar, Liberté'de 2. Abdülhamit'in Mithat Paşa'yı sürmesini, Sabr-ı Sebat'ta Paris'in sosyete yaşamını, Yadigar-ı Harp'te 1. Dünya Savaşı yıllarını anlatır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki tiyatro yazarlarından kim getirilmelidir arkadaşlar? Abdülhak Hamit Tarhan. Abdülhak Hamit Tarhan'ın neredeyse bütün tiyatro eserlerini sıralamıştı. Cevabımız Adana arkadaşlar. Aşağıda verilenlerden hangisi Ayraç içindeki sanatçıyla ilgili değildir? İlk oyunu Pembe Evin Kaderi ve Kanaviçe'de kuşaklar arasındaki kopuşu yabancılaşmayı ele alır. Turgut Özakman arkadaşlar doğru bir bilgi. Kahvede Şenlik Var tersine dönen Şemsiye'de evlilik ve aileyi ele alır. Behçet Necatigil. Arkadaşlar Kahvede Şenlik Var Behçet Necatigil'in bir eseri değil. Sabahattin Kudret'in bir eseri. O yüzden cevabımız Bursa ama diğerlerine de bakalım. Uçurtmanın Zinciri, Karayar Köprüsü, Büyük Justinian oyunlarında üstün yetenekleri olan kişilerin topluma karşı olan sorumlulukları üzerinde durur. Refik Erduran arkadaşlar doğru. Nalınlar, Yaralı Geyik, Tehlikeli Güvercin, Ezik Otlar'da köy sorunları ele alır. Necati Cumalı arkadaşlar doğru. Hürrem Sultan ve Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe'de Kanuni Sultan Süleyman ve sonrasındaki iktidar sorununu ele alır. Orhan Asena arkadaşlar bu da doğru. Cevabımız Bursa oluyor. Bakalım. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır? Sabahattin Kudret Aksal, Kral Üşümesi'nde yönetilen ilişkileri üzerinde durmaktadır. Doğru bir bilgi arkadaşlar.
Cahit Atay Cengiz Han'ın bisikletinde eski yaşayışından kurtulmaya çalışan bir erkeğin batılılaşmayı yanlış anlamasını eleştirir. Arkadaşlar, Cengiz Han'ın bisikleti Cahit Atay'ın değil, Refik Erduran'ın bir eseri. Yanlışlık yapılan şıkkımız Bursa ama diğerlerine de bakalım yine. Tarık Buğra'nın Ayakta Durmak İstiyorum'unda özgürlükleri için savaşan insanlar ele alınır. Doğru bir bilgi arkadaşlar. Vüsal Orhan Menel'in Hılavur Ağacı, Turgut Özakman'ın Paramparça, Oktay Rıfat'ın Yağmur Sıkıntısı, Beklentileri Karşılanamayan Bireyin iç Dünyasındaki Huzursuzluklar anlatılır. Bu da doğru. Aziz Nesin Toros Canavarı'nda değerlerini korumak için içine kapanan bireyin canavarlığın itibar gördüğü düzene karşı zavallılığını vurgular. Arkadaşlar, bu da doğru. Cevabımız gene Bursa oldu. Çünkü tekrar söylüyoruz, Cengiz Han'ın bisikleti Refik Erduran'ın, Cahit Atay'ın değil. Yine soruya bakalım. Bu parçada sözü edilen tiyatro yazarı aşağıdakilerden hangisidir? İlk oyunu Pembe Evin Kaderi ile Kaneviçe'de kuşaklar arasındaki kopuşu ve yabancılaşmayı ele alır. Yazar Duvarların Ötesinde adlı oyununda toplumun suçlu insanları bir kenara itişini eleştirerek onlara daha uygarca davranmak gerektiğini savunur. Bireylerden olaylara geçen sanatçı Reşat Nuri Güntekin'in Değirmen romanından değişiklikler yaptığı Sarı Pınar 1914'te Osmanlı tarihini eleştirir. Osmanlı'da İstanbul'la Anadolu kopukluğu ortaya koymaya çalıştığı diğer oyunda Ulusal Kolej Disiplin Kurulu'dur. Arkadaşlar, hemen hemen yine bize de söyleyecek bir laf bırakmadı paragraf. Birçok eserini de verdi. Arkadaşlar, parçada söz edilen sanatçımız Turgut Özakman'dır. Arkadaşlar, tiyatro videosunun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar hepinize.